Evet, gençliğin gözyaşları. Bir önceki videoda görüntüyü de koymayı denedim ama onu bir türlü beceremedim. Neyse, bu videoda artık normal devam edeceğiz. Onu da yapmaya çalışacağım ama arkadaşlarım. Şimdi 18. soruda kalmışız en son. Bakalım ne diyormuş bu 18. soru. Bir çeyrek çember var. Şurada bir 90 derece var dostlarım. Klasik bir soru tarzıdır. Böyle çeyrek çemberin içinde bir 90 derecelik açı verdiğinde şunu yaparsınız siz ilk önce. Bu çemberi şöyle yarım çembere bir tamamlayalım dostum. Şöyle bir çizeyim de ondan sonra konuşayım. Şimdi şu ne zaman 90 derece oluyor? Bak burası bir çevre açı değil mi bu 90 derece? Neydi 90 derece olması için? Çapı görmesi gerekiyordu dostum. Demek ki ben bunu şöyle uzatırsam tam çapın uç noktasına kadar gelecekmiş ve bu adam çapı gören bir çevre açı olacakmış kardeş. Şimdi tabii 90, 75, o halde burası da 15 oldu. 15'in gördüğü yay 30 derece geldi dostum. 30, şurası yarım daire olduğu için toplam 180 olacak. Şu kısma 150 kaldı diyelim. 150. Hatta çok uzatmayalım da. X'e bakın, şuradaki C ile şuradaki aradaki yayı görüyor değil mi? Yani direkt çeyrek daire yayını görüyor. Sağdaki çeyrek daire. Yani 90 dereceyi görüyor arkadaşlarım. Dolayısıyla yarısı olacak. 45'i paketleyeceğiz diyebiliriz. Evet, 19'da meşhur bir soru. Böyle yarım çemberin içine 5 tane beşgen koyuyor dostlarım daha doğrusu. X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi bakalım neler yapacağız kardeşlerim. Birçok farklı çözüm yolu var. Mesela çözüm yollarından birisi A ile C'yi birleştirip çapı gören çevre açı yapabilirsin. Ya da E ile B'yi birleştirip yine çapı gören çevre açı yapabiliriz. Ya da orduyla Ceyhan'ı, orduyla Edirne'yi birleştirip yarı çaplardan faydalanıp çözebilirsiniz. Dediğim gibi birçok farklı çözüm yolu var. Ama benim en çok hoşuma giden çapı gören çevre açıyı oluşturmak. O yüzden şu A ile C'yi birleştiriyorum ve şuradaki çevre açı çapı gördüğü için 90 derecedir. 60 burada 30 kaldı. Şuraya da 20'yi yazdım kardeşim. Ve bak üst tarafta da bir kirişler dörtgeni oluşturduk. Dikkat et. 4 tane kirişin oluşturduğu bir dörtgendir. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için x'e de 160 derece kaldı. Cevap Adana'dan paketlendi. Yine klasik bir soru. Böyle yarım çemberin dışına doğru bir üçgen taşırıp şu iki kenarın eşit olduğunu görmeniz burada. Şu çizgiyi çizdiğinizde yine bakın çapı gören çevre açı olduğu için 90 ve burada bir kayı kuralı çıkıyor kardeşim. Bak hem yükseklik hem kenar ortay olduğunu fark edin. Dolayısıyla ikizkenardır. Buranın da x olduğunu artık söyleyebilirsiniz dostlar. Peki 2x ile 52'nin toplamı 180 olacak. 2x 128 kalacak 2x'e. X de 64 gelecek dostlarım. Evet gobeller, şu sorudayız. Bakalım ne diyor? Eşit yaylarımız var burada. Dışarıda bir 40 derecelik açımız var. Bakın burada dondurma kuralı yok. Dondurma kuralı, yarım dondurma hatta yok. Çünkü biri teğet ama diğeri merkezden geçmiyor. Rastgele bir doğru çizmiş. O yüzden yarım dondurma yok burada dostlarım. Peki ne yapalım hocam? İşte şun harf verelim şunlara. A diyelim. A açısı olsun burası da. Sonra başka ne yapalım? Şuradaki açıya B diyelim. Bakın x bir iç açıdır kardeşlerim. X bir iç açı ve gördüğü yayların toplamının yarısı olacaktı. Üstten B'yi görüyor x, alttan A'yı görüyor. B ile A'nın toplamının yarısı x olacak diyebilirim. Böyle bir denklem bulduk diyebiliriz. Başka şuraya bir harf verelim. C diyelim buraya da. Sonra şu 40 dediğimiz açı B ile C'nin farkının yarısı olacak arkadaşlarım. B ile C'nin farkının yarısı. Çünkü dış açıdır bu. 40 B eksi C bölü 2'dir. Yani 80 eşittir B eksi C diyebiliriz. Böyle de bir denklem çıktı. Sonra şuradaki açıyı bulabiliriz. Eğer istersek A ile C'nin toplamının yarısıdır buradaki açı. Onu yazabiliriz. A ile C'nin iç açı olduğu için toplamının yarısı olacak diyebiliriz falan filan. Uzattım da uzattım aslında. Şuradaki açı yine şu açıda teğet giriş açıdır. A artı C'nin yarısı olacak arkadaşlarım bu açıda. Çünkü görüyorsun A artı C yayını görüyor. A artı C'nin yarısı olacak diyebilirim. Bakın buna da A artı C'nin yarısı demiştik. Yani şurası da ters olduğu için A artı C'nin yarısı oldu.
Olay da bitti. Bakın burası ikizkenar çıkmış meğersem. Şunlar eşitmiş. Tepesi 40 ise 70 70 kaldı. Şurası 70 derece ise dış açısı 110 olacak diyebiliriz. Yani şunlara hiç gerek kalmadı arkadaşlarım. Zaman kazandım ben orada biraz diyelim. Harflendirip denklem yazarak. Evet, bu sorudayız. Bakalım neler yapacağız. X'i soruyor bize. Çeyrek çember 90 derece. Şurası çemberin yarı çapı. Şurası çemberin yarı çapıdır dostlarım. Bunlar yarı çaplarımız. Demek ki ikizkenar dik üçgenmiş bu. O halde şuraya 45, 45'i bir yazalım. Bakın 90 var. Şuraya da 45 yazdım. Şurayı çizersek arkadaşlar bir işe yarayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü burada bir yükseklik var. Kenar ortay dolmuş. İkizkenar üçgendir. Bunlar birbirine eşittir diyebilirim. Ve şunu fark ettim. Bakın bu çemberin yarı çapı. Şu da çemberin yarı çapı OB. Bu da ona eşit oldu. Bu da yarı çap oldu değil mi? R. Şu da R oldu. Şurası da R oldu. Demek ki eşkenar üçgenmiş bu. O halde burası 60. Şurası da 60 olacak. Hatta yükseklik açı ortay olduğu için 30-30 diye dağılacak burası diyelim. Şimdi şu x'i bulalım artık değil mi? Şurası da x oldu. Bakın şu açı da 45 derecedir. 45 ile 30'un toplamı 75. 2 iç bir dışa eşitten x de 75 oldu diyebilirim. Şuna bakalım. İki çember kesişiyor. Hiç uzatmıyoruz. Kesim noktalarını birleştirip hemen kirişler dörtgeni arıyorduk. Bakın 72 karşısındaki şu açı 108 olacak burası. 108'in dış açısı da 72'dir. 72'nin yine burada da bir kirişler dörtgeni var. Karşısındaki açı da 108 olacak diyebiliriz dostlar. Aynı soru tarzı. Yine şurayı çiziyorsunuz ya da yukarıda alıştıysanız pratik yolu var bunun tabii ki de. Şunların toplamı her zaman 180 olacak. Yani cevap 100 diyebilirsin ama ben kesim noktalarını birleştirdim. Şu soldaki kirişler dörtgeninden burası 100. Dış açısı 80. Sağdaki kirişler dörtgeninde de alfa ile 80'in toplamı 180 olacak deyip alfayı 100 buldum. Geldim buraya. Bakın 3 tane birbirine eşit açılar var. Önce şu bildiklerimizi bir konuşalım. 24 gördüğü yay 48 olacak. X gördüğü yay 2 katı olacak. 2x. Bakın bu 2x'i gören şu açı çevre açıdır. Bu da x oldu. O halde bu da x, bu da x geldi diyebilirim dostum. Ve şimdi şu üçgenin iç açılarını topluyorum. Bak x var. X var. 24 artı x var. Yani 24 artı 3x eşittir 180. Demek ki 3x eşittir 156 olacak. X eşittir 3'e bölersek 5, 2, 52 geldi. Evet, bir bumerang sorusu daha var burada dostlarım. Şimdi şu açı x ise tabii ki tersi de x değil mi bunun? Şuraya da x yazalım. Şu açı. Bakın burada bir kirişler dörtgeni var. Şurada ortadaki şu dörtgen kirişler dörtgeni. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için burası 180 eksi x. Şimdi bumerang yapalım. Bumerang ne diyordu? İçim dışım 1. İçindeki açılar 180 eksi x, 25 ve 45. Topluyorum bunları. 180 eksi x, 25 ile 45'in toplamı da 70. Bunların toplamı dışarıdaki açıya yani x'e eşit olacak. Buradan 250 eşittir 2x, x eşittir 125 paketledik diyebiliriz. 27. soru yine bir bumerang sorusu. O zaman yine şuradaki kirişler dörtgenini bir görelim. Alfa ise şurası 180 eksi alfa olacak. Tabii ki tersi de 180 eksi alfa olacak. Şimdi içeridekiler 42, 36 ve alfanın toplamı yani 78 artı alfa eşittir dışarıdaki 180 eksi alfaya. Buradan 2 alfa eşittir 102, alfa eşittir 51 paketlendi. Aynı soru artık arkadaşlarım. Kirişler dörtgenini görün. Şurası 180 eksi alfa. Tabii ki burası da 180 eksi alfa. Şimdi bumerang yapıyorum. 20, 10 daha 30 artı bir de alfamız var. Toplamları dışarıdaki 180 eksi alfaya eşit. Bunu buraya aldık 2 alfa. Bunu buraya aldık 150. Alfa eşittir 75. Evet, buna bakalım şimdi. Şimdi burada da şu kuralımız var arkadaşlarım. Hani hatırlayın, çemberde iki çember birbirine teğet, hatta içten teğet ve teğet oldukları noktadan bir doğru çizildiğinde şunu demiştik. Çemberlerin ikisinde de aynı tarafta kalan yayların ölçüleri eşit demiştik dostlarım. Yani 55'in şurada gördüğü yay şurası 110 ya.
Bu 110. İşte bu doğrunun büyük çember için üstünde kalan şu yay da 110 olacak demiştik dostum. Kural buydu. Burası da 110. Şimdi 110 ise şu altta kalan, hani toplam 360 ya dostlar. Buraya ne kalacak? Mecbur 250, 360 olsun diye. X'e bakın, 250'yi gören bir çevre açıdır. Yarısı olacak 125. Lütfen o kuralı unuttuysanız bir kez daha bunun çemberde açının birinci videosunda konu anlatım kısmında o kuralı bir daha hatırlayın. Evet, bakın dörtgende de söylediğimiz bir şey. Şimdi dörtgende açı sorusuyla karşılaştığınızda 3 şeye bakacaksınız demiştik. 1. Normal dörtgen sorusu mu diye bakacaksın. 2. Kirişler dörtgeni mi diye bakacaksın demiştik. Burada muhtemelen kirişler dörtgeni, konumuz çember olduğu için. Kirişler dörtgeni olup olmadığını nereden anlayacağız? Karşılıklı açıların toplamı 180 mi diye bakacağız. Bakalım öyle mi? 68, 38 daha 68 ile 38'i bir toplayalım. 16 elde var 1, 9, 10. 106 yapıyor. Şurayı toplayalım, 74 yapıyor. Ve evet, toplamları gerçekten karşılıklıların toplamı 180 olduğu için bu bir kirişler dörtgeni. Ve kirişler dörtgeni ise mecbur bunun etrafından dört köşesinden şöyle çember geçiyormuş ki bu bir kirişler dörtgeni olsun. İşte bunu da çizdiğim ve bakın x'in gördüğü yay şurasıdır 2x. Şimdi bu 2x'i gören bir de şuradaki 38 var değil mi dostum? 2x'i gördüğü için 38, hatta aynı yayı gördükleri için birbirlerine eşitler. X de 38 olacak, yapıştır gelsin. Evet, şu sorudayız dostum. Bakalım ne diyor buradaki de. Şurası çap. Tamam, bunu gördük. Başka? Alfa çevre açı olduğu için gördüğü yay, yani şurası 2 alfa olacak. Bunu bir yazalım. Burası 2 alfadır. Şimdi şu 60'ı konuşacağız. OC'yi çizelim dostlar. Bakın bu OC yarıçap. OB de yarıçap değil mi dostum? O halde bunlar ikizkenar üçgen. Demek ki burası da 60. Hatta ne diyeceksin kardeşim? Bu bir eşkenar üçgendir. Burada 60'tır. 60 ise gördüğü merkez açı olduğu için gördüğü yay da 60. Şimdi aynı şeyi şurası için de yapalım. Şunu çizdik. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap. 55 ise burası da 55. 110'dan 70. Merkez açı olduğu için gördüğü yay da 70'tir dedim. Ve şuranın tamamı 180 derece olması için 60 burada. 70 daha 130 yaptı. 2 alfaya 50 kaldı. Alfa da 25 paketledik. Ben böyle çözdüm. Daha farklı çözüm yolları da var arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Benim ilk aklıma gelen buydu. Bununla yaptım dostlar. Evet, güzel bir soru çeşidi daha. Bakın şimdi 30'la başlayalım. 30'un gördüğü yay şuradaki AC yayı. O halde bu yay 60. Şimdi şuradaki A açısına kilitlenin dostlarım. Bu A açısı kiriş ve teğetin oluşturduğu bir açıdır ve 60'ı gören bir açıdır. Dolayısıyla yarısı olacak 30. Ve bakın 30, 20 daha 50, şurası 130 olur üçgenin bu açısı. Tabii ki dış açısı da 50 derece olur deyip paketledim soruyu. 33 numara, benzerini çözmüştük hatırlarsanız arkadaşlarım. Muhtemelen 75 mi çıkacak cevap? Şunlar ikizkenar çıkmıştı. Şöyle eşit iki yay varsa görmüştük bunu, ama şimdi bir daha bakalım. Şimdi şuna A diyelim, şuna B, şuna da B diyelim arkadaşlarım. Bakın şuradaki açıyı konuşalım. Bu açı A artı B yayını görüyor değil mi? Teğet kiriş açıdır. A artı B'yi görüyor. O halde yarısı olacak. Yani A artı B'nin yarısıdır bu açı. Şimdi şu açıya bakalım ki alfadır bu açı arkadaşlarım. Gördüğü yaylar alttan A'yı üstten B'yi. İç açı olduğu için toplamlarının yarısı A artı B bölü 2'dir. Ve bakınız ikiz kenar olduğunu fark ettiniz değil mi? İkisi de A artı B bölü 2. Tepesi 30'sa taban açıları 75-75 olacak. Burası 75 ise tabii ki ters açı olduğu için alfa da 75 gelecek. Evet, bu sorudayız. Bakalım neler yapacağız? Kirişler dörtgeni var burada arkadaşlarım. Madem kirişler dörtgeni 70 ise şu karşısındaki açının 110 olması lazım. Bu 1. Şimdi 70 şu C ile A arasındaki şu yayın tamamını görüyor. O halde bu yayın ölçüsü 2 katı olacak, 140. Yarım daire olduğu için şuradaki yayın ölçüsü 180'e tamamlayacağım, 140'ı 40 kalacak. Şunlar eşit kirişlerse arkalarındaki yaylar eşitti dostlarım. O halde her biri 70-70 olacak ve
Alfa'ya bakarsanız da dostlar, Alfa şu Denizli ile, şöyle kırmızıyı alayım, Denizli ile şuradaki DCB yayını, yani Bursa arasındaki yayı görüyor. Yani toplam 140'ı görüyor kardeşim. Yarısı olacak 70 olacak ama soruda bir 70 ile 40'ı görüyor lan. 70 ile 40'ın toplamı 110. 140 nereden çıktı? 110. Yarısı olacak 55. Allah'tan şıklarda 70 yokmuş. Ha, hemen tavşan gibi zıplayacağız. 35. Dışarıdaki bir uzunluk yarı çapa eşit. Fark ettiniz mi dostlarım? Yapacağınız şey şu. Dışarıdaki uzunluğun çembere dokunduğu noktayla merkezi birleştir. Bu da yarı çaptır ya. Bak burada ikizkenar çıktı karşına. Burası da 25 oldu. 25'in gördüğü şu yayda tabii ki merkez açı yok, 20 oldu pardon. 20'ymiş bu. Bu da 20 olacak diyelim. Şimdi nereyi soruyordu bize? Ha, bir de şurayı bulalım isterseniz ya da buradan da yürüyebiliriz aslında arkadaşlarım. Buradan da geliyor soru. Başka şu OC'yi birleştirsem de soruyu çözebiliyorum. O da yarı çaptır deyip burada bir ikizkenar oluşturabiliyorum falan ama bir sürü yolu var bunun. Ben dış açıyı da kullanmak istiyorum. Şurası dış açı. Şu yaya da x diyelim. Bakın dış açı neydi kuralı? İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp x'ten 20'yi çıkarıp 2'ye böldüğünüzde dış açıyı buluyorduk. Yani 20'yi. Buradan 40 eşittir x eksi 20. 60 eşittir x geldi. Şurası 60'mış. Şimdi bu bizim yarım çemberimiz. 20 burası, 60 burası, 80 yaptı. O zaman şuradaki CD yayına da 100 kaldı kardeşim şuraya. Ve bakın alfa şu kollardan oluşuyor dostlar. Yani Bursa ile Ceyhan arasındaki şu yayı görüyor. Toplam 120'yi görüyor. Yarısı olacak. 60'ı paketledim. 36. Bak benzerini çözdük. Yarım çember dışarıya taşmış, kenar ortay. Hemen ne yapacaksın? Hiç düşünmeden şurayı çizdiğinde burası çapı gören çevre açı, bu bir. Ve bir de kayı kuralını göreceğiz değil mi dostlarım? Bakın burada kayı kuralımız var. Şununla şu kesinlikle birbirine eşittir diyeceksiniz dostlarım. O halde şuradaki açının tamamı da alfadır diyelim. Başka ne diyor bize? Başka da bir şey yok. Şurası 40'sa gördüğü yay 80 diyelim. Sonra şu açıortay olacaktı değil mi kayı kuralından? Onu da yazalım unutmadan. 80 ise burası. Şurada kalan yay 100 olacak. Şuranın ölçüsü 100 arkadaşlarım. Ve bu yüzü gören şuradaki çevre açı toplamda 50 olacak. 50'yi de biz burada 25-25 ikiye bölmüş olacağız. 25, şurası 90. O halde alfaya kaldı 65. Bursa'yı paketledim. Evet, buna bakıyoruz. Bir açıortay görüyoruz burada. 50 var. Başka da bir şey yok arkadaşlarım. Bu kadar. Hadi şöyle bilgilerimizi konuşalım. Şuna x diyelim. Şunlara da y yazalım. Bakın x'in gördüğü şu AC yayıdır. Şurası AC yayı, x'i görüyor. O halde burası 2x olacak. Şu açı teğet kiriş açıdır. 2x'i gördüğü için bu da x olacak. Şimdi şu x ile y'nin toplamı aslında alfadır değil mi? Şuradaki açı x artı y. İki iç bir dışa eşitten. Bak dostum ne çıktı? Şu yeşili alayım. Bak şu açı da x artı y değil mi? Şurası sadece. Y'yi sildim. Şu y'yi görme. Buradaki açı x artı y. Peki şöyle yapayım üçgenimi. Bak buradaki açı da x artı y çıktı. İkiz kenar olduğunu anladım ben bu üçgenin. Tepesi 50 dereceymiş. Şu ikisine ne kaldı? 130 kaldı. 65-65 paylaştılar. X artı y 65. Yani alfa 65 geldi. Bak çok benzer soru. Yine açıortayı yakaladın değil mi burada? Şimdi hemen bunu da yapalım dostum. Şöyle kırmızıyı alayım. Şimdi şunlara A dersek, şunlara da B yazdığımda, bak bu A'nın gördüğü yay TB yayı 2A. Bu 2A'yı gören şu açı da teğet kiriş açıdır. Dolayısıyla bu da A olacak. Tamam mıdır kardeşim? Ve sen şu A ile B'nin toplamının şuraya eşit olduğunu biliyorsun. A artı B 80'miş. O halde burası da A artı B. Bu da 80. 160'tan 20 kaldı. Alfaya paketledim geldi. Artık buna da alıştınız dostlarım. Bak kaçıncı kez çözüyoruz. Dışarıya doğru taşmış bir kenar ortay muhabbeti gördüğünde hemen şunu çiz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir de ve kayı kuralını kullan. İkiz kenar. O halde burası da 55, 55, 55, 110. Alfaya kaldı 70. Yapıştır gelsin.
Evet, buna bakıyoruz şimdi dostlarım. Bakın 130. Dikkat edin. Şimdi bu çemberi biz tamamını çizseydik şöyle. 130 şu A ile C arasındaki şu kocaman yayı görüyordu. O halde bu yay 260 olacaktı. Tamamı 360 olduğu için arkasına ne kalacak bunun? 100 derece kalacak 260 olduğu için. Hatta biz bu yüzü eşit kirişler olduğundan dolayı yaylar da eşittir. 50 50 diye yazalım. Yarım daireymiş. Bak şu mavi yay yarım daire. 100 buradaysa şuraya da 80 yazalım. Şimdi alfayı artık gönül rahatlığıyla konuşabiliriz. Bakın alfa şu doğruyla şu doğrunun oluşturduğu bir açıdır ve 50 ile 80'in toplamını görüyor. Yani 130'u görüyor toplamda. Yarısı olacak 65. Denizli'den geldi cevabımız. Evet, şuna bakalım. ABC'de kare, ABC merkezli çeyrek çemberler. Tamam, bunlar çeyrek çembermiş. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Emicem'in oğlu. Bakalım neler yapacağız burada şimdi. Bu bir kare ve görüyorsunuz şu çeyrek çemberin MB merkezli çeyrek çemberinde karenin kenarları yarıçap olmuş. Yani şurası yarıçap R. Şurası yarıçap R. Bunlar da tabii ki R ve R olacak. Şimdi ben şu BE'yi birleştirirsem şurayı. Bu da B merkezli çemberin yarıçapı R olacak. BF'yi birleştirirsem bu da B merkezli çemberin yarıçapıdır R olacak. Tamamdır. Bunu gördük. Bu da R. Şimdi A merkezli var, bir de C merkezli vardı arkadaşlarım. Şimdi onları da çizeyim. Onları da kırmızıyla çizeyim hatta. Bak A merkezli çemberin yarıçapı da şurası. Bu da R. Ve şurada bir eşkenar oluşturduk. O halde 60, 60. Buranın da 60 olacağını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Peki. Bak bunlar da hatta 3 parçaya ayrılmış değil mi dostlarım? Şurası 3 parçaya ayrıldı. Her biri birbirine eşit geldi şunların. Hatta bu 90'sa 30-30 diyelim şunlara biz. 30-30. Şuradaki yay da 30, bu yay da 30, bu yay da 30 çıktı. Şu C merkezinin de yarıçapını çizelim. Bu da yarıçap R. O halde burası da 60 geldi. Şurası da 60 geldi. Hala alfaya bir şekilde ulaşamadık. Onu da ulaşacağız birazdan diyelim. Çok az kaldı. Ne yapabiliriz alfaya ulaşmak için? Şuradaki şekil deltoittir. Burası da ikizkenar geldi. Şunu çizdik. 30'sa 75 olacak şurası 75. Burası da 75 olacak. Lan hala çıkmadı ya. Evet, şuradan kaçırmayalım. Şuradan yapacağız arkadaşlar soruyu. Tamam, şimdi yakaladım. Bak şurası çemberin yarıçapı şu kırmızı çizgi. Şu da çemberin yarıçapı R ikizkenar. Şurası da 30 olduğu için şuralara da 75-75 kalacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 75-75'imizi de söylemiş olalım da. Oluyoruz sadece başka. Hadi şunu da söyleyelim. Anasını satayım. Her şeyi söyledik madem. Bunu da söyleyelim. Şu 60'ın gördüğü, onu da yeşille yapayım ya. Şu 60'ın gördüğü şu yay yine 60 derecedir merkez açı olduğu için. O halde şu yayın ölçüsüne de 30 derece kalır. Bunu söylemiş olalım. Zaten şuradaki 30'dan dolayı da söyleyebilirdik onu. Şurayı çizdik. Ya şekil de çok karıştı ya. Şurayı çizdik. Bununla bu da eşit geldi birbirine. 30, 75 olacak. Şuraya 15 kaldı. Burası da 15 oldu. Şuranın 75 olması için de alfaya 60 kaldı. Oha. Çok uğraştık arkadaşlarım. Ben bunu temizleyip bir daha baştan çözeyim mi ya? Çok böyle karıştı şekil. Yani bir anda göremedim ya çözümünü dostlarım. O yüzden uğraştık da uğraştık çözümü görelim diye her boku çizdik. Evet, şöyle bir daha yapıyorum şimdi dostlarım. Biraz daha ince kalem alayım. Kırmızıyla başlayayım. Şimdi dostum şu A merkezli çeyrek çemberin şu yarı çapını çizdiğimde bu yarıçap karenin bir kenarına eşit demiştik. Şöyle gösterelim. Şu da B merkezli çemberin yarıçapını çizdiğimde bu da yarıçap eşit. O halde burada bir
eşkenar üçgen oluşturduk. Biz 60'ları yazalım. Şurası 30 derece diyelim. 30 şu ikiz kenardan şu açılar 75. Şuranın tamamı da 75 olacak arkadaşlar. Alfa değil, tamam mı? Tamamı 75 oldu. Şurayı çizdiğimde şöyle, burada küçük bir ikiz kenar karşıma çıktı dostum. Ne dedik hatta? Şurayı da mı çizmiştik? Dur, burada çok karıştırmadan çözmeye çalışacağım. Şuranın 15-15 olduğunu söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum şimdi onu. Şöyle söyleyebilirim. Tamam, şurayı çizdiğimde bu da yarı çaptı ve burası 30, şurası da 30'du. Şimdi 30'un gördüğü yay şurası 30 derecedir. Ve şu açıda 30'u gören çevre açı olduğu için 15 derecedir. Dolayısıyla şuraya da 15 kaldı. İkiz kenardan buraya da 15 kaldı. 75 olması için alfaya da 60 kaldı. Umarım daha güzel oldu diyebiliriz. Evet, bitirmişiz soruları dostlarım. Yeni nesil sorulara geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere dostlar.